1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifakapısı programımızda Kanal 58 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Koronalı günleri geçiriyoruz. Ramazan ayımızı geride bıraktık ve bugün Ramazan bayramının birinci günü. Tüm ekranları başında bizleri izleyen Kanal 58 izleyenlerimizi ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz, kutluyoruz. İki bayram birden yaşayalım diyoruz. Neden? Çünkü koronalı günler yavaş yavaş artık gevşemelerle birlikte ama tedbirlerimizi alaraktan biraz daha şu anda inişe geçmiş gibi görünüyor. Ve bununla birlikte Ramazan ayının güzelliklerini yaşıyoruz ve sağlıkçılarımız
bu özel günlerde onları asla unutamayız. Çünkü koronalı günlerde bütün yükü onlar taşıdılar. Tüm sağlıkçılarımızın da buradan ayrıyetten Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Evet, bugün konumuz radyasyon onkoloji uzmanımız, değerli hocamız Züleyha Kadehçi bizlerle birlikteler. Hocamla mesane kanserini konuşacağız. Kendine çok teşekkür ediyorum. Mesane kanseri nedir Züleyha Hocam? Öncelikle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum bundan sonraki bayramlarımıza. Tabii bununla ve bundan sonraki korona olmayan, enfeksiyon olmayan, risksiz, güzel, büyüklerin, küçüklerin hepsinin el ele tutuştuğu, güzel davetlerin olduğu güzel bayramlar olsun inşallah. En büyük dileğimiz bu. Mesane kanseri Mesane kanseri Türkçe anlamıyla idrar kesesi kanseridir. Bu idrar kesesi kanseri farkındalık ayı olarak Aralık ayı idrar kesesi yani mesane kanseri farkındalık ayı olarak ilan edilmiş kanser türüdür. Mesane kanserleri neden önemli? Çünkü çok şikayet olmayan kişilerin hiç böyle dikkatini çekmeyen bir kanser türü. Yani çok bilinen bir kanser türü değil. Onun için bazen teşhis konması gecikme durumunda kalabiliyor. Mesane kanserleri yani idrar kesesi kanserleri dünyada sıklık sırasına göre 7. sıradadır. Erkeklerde sıklık sırasına göre dünyada 7. sırada, kadınlarda 13. sıradadır. Ama Türkiye'de mesane kanserleri daha sık görülmektedir ve Türkiye'de 4. sıradadır. Erkeklerde 4. sırada, kadınlarda 7. sıradadır. Ortalama dünyada her yıl 330 bin kişiye, erkek kişiye mesane kanseri tanısı konulmaktadır. 100 bin kişiye de 100 bin bayana da yine mesane kanseri tanısı konmaktadır. Önemli. Neden önemli? Çünkü erken teşhis edilirse mesane kanseri tedavisi daha kolay, uzun yıllar sağlıklı yaşama imkanımız var. Ama erken teşhis edilmezse, geç vakit tanısı konursa o zaman işimiz daha çok zorlaşır. Ve tedavisinin maliyeti çok daha yüksektir. O yüzden erken tanı, check-up'larımız bizim için çok önemlidir diyebilirim. Peki Züleyha Hocam, mesane kanserinin belirtileri nelerdir? Mesane kanserinin en sık belirtisi, en önemli belirtisi idrar yaparken koyu renkli, kanamalı idrar yapma, idrarın kesik kesik yapılması, idrarı tam idrarını boşaltamama, karın ağrıları gibi şikayetler olmaktadır. İdrarda renk değişiklikleri, ağrısız kanama, idrar yaparken ağrı duymadan ağrısız kanama, kızarıklık olması bizim için çok önemlidir. Özellikle erkekler bu tür şikayetleri olduğunda mutlaka üroloji doktoruna başvurmalarını mutlaka tavsiye ediyoruz. Kadınlarda sıklığı biraz daha az. Yani sıralamada, kanser türleri arasındaki sıralamada biraz daha az. Bununla ilgili açıklamayı da birazdan yapacağım. Sebepleriyle ilgili açıklamayı da yapacağım. Ama eğer idrarla ilgili kanamalı idrar varsa, ağrısı varsa, idrar yaparken yanmaları oluyorsa, kesik kesik idrar oluyorsa mutlaka bir üroloji doktoruna başvurmak gerekir diye söyleyebiliriz. Peki Züleyha Hocam, sebepleri dediniz. Mesane kanserinin sebepleri nelerdir? Mesane kanserinin sebebi hiç alakasız gibi görünen sigaradır. Neden sigaradır? Sigara içildiği zaman sigaranın içerisindeki kimyasallar ve katran kan yoluyla vücuttan alınıp idrar kesesinde maalesef birikmektedir. Yani sigaranın içerisindeki kimyasallar idrar kesesi içerisinde birikmektedir. Ve idrar kesesi içerisinde biriktiği zaman da
idrar kesesinin içerisinde şekil değişikliklerine sebep olmaktadır. İçerisindeki yüzeyde tümörel oluşumu ortaya çıkarmaktadır. Bunun için bizim için en önemli idrar kesesi kanserinin sebebi sigaradır. İkinci önemli sebebi belli kimyasallarla çalışan, bazı kimyasallarla çalışan işçilerde olabilir. Bazı kimyasal yani çalıştığı ortamda kimyasal üretim yapan, onlarla ilgili üretim yapan firmalarda çalışanların meslek hastalığı da diyebiliriz. İşte bunlarla ilgili de risktir. Boya maddeleri, belli kimyasallardır. Bunun haricinde daha önce ailesinde malinite öyküsü olan kişilerde yine dikkatli bulunması gerekmektedir. Mutlaka dikkatli olması gerekmektedir. Aile öyküsü bunu söyleyeyim. Çok önemli. Aile öyküsü kanserine. De önemlidir. Yani sırf mesane kanseri olarak değil, aile öyküsünde, ailede kanser öyküsü olan kişilerde mutlaka mesane kanseri yönünden de araştırılmasını tavsiye ediyoruz. Genelde de Süleyman Hocam, rahim ağzı kanserlerinde ya da göğüs meme kanserlerinde evet. Aile öyküsünü evet. Genelde ön plana evet. Çıkartırsın. Bu bütün kanserler için geçerli bütün mi? Kanserler içerisinde geçerlidir. Sıklığı değişir. Bazı evet. Kanser türlerinde daha yüksek aile öyküsü bizim için önemlidir. Ama bütün kanserler ailede mutlaka bir yatkınlık varsa, kanser yatkınlığı varsa mutlaka onlar check-up'tan, düzgün check-up'lardan geçirilmeleri gerekir. Erken teşhis yapılması bizim için çok önemlidir. Yine mesane kanserine sebep olan faktörlerden biri de uzun süre diyelim ki yatağa bağlı kalma ve işte beyin omurilikle ilgili geçirilmiş bir geçirilmiş operasyonlara bağlı uzun süreli sonda kalıcı sonda takılması da mesane kanser oluşumuna zemin hazırlayan faktördür diyebiliriz. Uzun süreli sonda kullanılması. Çünkü idrar belli bir zaman içerisinde şeyin içerisinde mesanenin içerisinde tortu şeklinde kalmakta. O yüzden de tümör oluşum zeminini hazırlamaktadır. Mesane kanserinde yaş faktörü var mı? Yani kadınlarda işte şu yaş faktöründe görülür, erkeklerde şu sıklıkta ve yaşlarda görülür diye. Mesane kanseri özellikle 50 yaşın üzerinde görülmektedir. Sigara kullanımı mesane kanseri oluşumunda çok önemli bir faktördür. Bunun için erkeklerde de özellikle sigara kullanımı daha fazla olduğu için mesane kanserinin görülme sıklığı erkeklerde daha yüksektir. Kadınlarda buna göre daha geri sıralardadır. Dünya genelinde mesane kanseri aslında çok dünya genelinde erkeklerde 7. sırada, kadınlarda ise 13. sıradayken Türkiye'de erkeklerde 4. sırada ama kadınlarda 13. sırada. Bunu da sigarayla bağlantısına bağlıyoruz. Sigarayla bağlantısı nasıldır? Mesane kanseri oluşumundaki risk faktörlerin en önemlisi sigara kullanımıdır. Sigara kullanımı neden önemlidir? Çünkü sigara içildiği zaman sigaranın içerisindeki kimyasallar ve içerisindeki katran dolaşım yoluyla vücut içerisinde en sık depolandığı yer idrar kesesidir. İdrar kesesinde bir tortu oluşturur, bir depolanma yeri oluşturur ve orada da mesane kanseri oluşumuna sebep olmaktadır. Aslında dışarıdan görülünce ne alakası var? Yani mesane kanseri sigarayla bağlantısı mesela nedir? Mesela akciğer kanseri deseniz evet işte. Gırtlak kanseri dediğimiz gırtlak zaman kanseri. O bağlantısı var ama mesane kanserinin de altı çizilmesi gereken en önemli sebebi sigaradır diyebiliriz. Çok yüksek ihtimalle bağlantısı vardır. O da idrar kesesinde tortu oluşturup ondan sonra kanserojen oluşturmasıdır. Yine yatağa bağlı kalan medulla spinalis hastalıkları, nörolojik hastalıkları nedeniyle uzun süreli kalıcı sonda kullananlarda da mesane kanseri oluşum riski yüktir. Yine belli kimyasallarla çalışan işçilerde de
çalışanlarda da mesane kanseri oluşumu görülmektedir. Bunu da söyleyebiliriz. Peki, söyleyeyim hocam. Şu anda söylediğiniz işte yaş faktörü genelde evlerinde zaman geçiriyorlar. Evet. Yani 65 yaş üstü çoğunlukla evlerinde. Evet. İşte belli bir zamanlarda işte kısıtlama süresinde dışarıya çıkmaları için evet. zaman dilimi veriliyor. Peki bu hareketsizlikte bu rahatsızlık için ya mesane kanseri için bir etken olabilir mi? Hareketsizliğin işte evde oturmanın bir etkisi de olabilir mi? Bunu direkt hareketsizlik olarak söyleyemeyiz ama evde oturduğu zaman kişi daha fazla sigara kullanabilir. Evet. Stresi artar. Daha çok sigara kullanıldığı zaman. Stres sigarayı. Evet. Hemen... O da kimyasalların idrar kesesinde mesanede oluşumunu arttırır. Bu da tabii ki hastalığın daha hızlı ortaya çıkmasına sebep olur. Mesane kanseri daha fazla 50 yaş üzerinde görülmektedir. Evet. 50 yaşın altında daha nadir görülür. Ama 50 yaş üzerinde özellikle 60'larda bu rakam daha da artar yaş ilerledikçe. Bunun için dikkat etmek gerekir. Özellikle belli bir şikayetler olduğu zaman, idrarla ilgili şikayetler olduğunda aldırmamazlık yapmamak gerekir. Çok basit şikayetler bile bize kanserin habercisi olabilir. Gözden kaçırmamamız gerekir. Bunu söyleyebilirim. Peki Züleyha Hocam, mesane kanseri tanısında hangi yöntemler kullanılıyor? Mesane kanserinin tanısında öncelikle üroloji doktoru muayenesini yapıyor. Anamnezini alıyor. Anamnez dediğimiz hastayla ilgili bütün bilgilerini alıyor. Hastanın şikayetlerini alıyor. Ve sistoskopi dediğimiz idrar yollarını, mesaneyi gösteren bir endoskopi aleti vardır. Yani nasıl mide bağırsakları gösteren endoskopi, gastroskopi yapılıyorsa, idrar kesesinin içerisini de gösteren kapalı görüntülü, yani kameralı olan üroloji doktorlarının kullandığı bir teşhis yöntemi vardır. Burada bütün idrar kesesinin duvarlarına bakılır. İncelme var mı? Kanamalar var mı? Duvarda şekil değişiklikleri var mı? Bunlar tespit edilir. Şüpheli görülen yerlerden biyopsi alınır ve o biyopsiler patolojiye gidip inceleme yapılabilir. Eğer çok küçük yerleşimli, sadece idrar kesesinin iç cildine yerleşmiş, iç yüzeyine yerleşmişse direkt hemen çıkarılıp %100 tedavi başarısına ulaşmaktayız. Ama bu idrar kesesinin kas dokusuna kadar tümör artık ilerlemişse o zaman tedavisi biraz daha farklı olmaktadır. Yani biraz daha çoklu olmaktadır. Ondan sonra eğer idrar kesesinin çevresindeki lenf notları dediğimiz bezelere kadar yayılmışsa bunu da tomografi ile MR ile görüntülemekteyiz. O zaman da tedavisi artık cerrahi tedaviden ziyade kemoterapi ve radyoterapi olmaktadır. Yani idrar kesesi kanserlerinin tedavisi en önemlisi cerrahidir. Arkasından uygun görülen hastalarda kemoterapidir ve radyoterapidir. Biz radyasyon onkologları olarak idrar kesesi kanserlerinin tedavisinde neler yapmaktayız? Eğer idrar kesesi tamamen cerrahi olarak çıkarılmışsa, çıkarıldığı zaman cerrahi sınırlarda tümör kalıntıları varsa, biz buna cerrahi sınır pozitif diyoruz. Eğer tümör kalıntıları varsa ve çevresindeki lenf notlarında da şüpheli tümörel tutulumlar varsa, biz burada hastanın tedavisine radyoterapi de eklemekteyiz. Yine hastanın diyelim ki idrar kesesine yapılabilecek cerrahi işlem yok. Çünkü tümör tamamen içerisini sarmış. Ve kanamaları var. Hastada şiddetli ağrıları var. Kemoterapi cerrahi yapılamıyor. Kemoterapi yapılması da kısıtlıysa, sınırlıysa biz ona palyatif dediğimiz hastanın şikayetlerini düzeltmeye yönelik ışın tedavisi yaptığımız zaman bunu özellikle şöyle hastalarda yapabiliyoruz. Hastanın yaşı ileri, cerrahi olarak hastanın cerrahi ameliyat anestezi alması riskliyse başka
ek hastalıkları da varsa, kardiyak sebepler, akciğerle ilgili kronik hastalıkları varsa, bu hasta cerrahiye uygun değilse, o zaman da radikal radyoterapi dediğimiz tam tümörün içerisine alacak şekilde ışın tedavisi uygulamaktayız. Yine hastanın diyelim ki mesaneyle sınırlı değil, mesanenin çevresine, artık kemiklerine, diğer organlarına da sıçramış ve hasta çok şiddetli ağrılarla gelir. Kemik ağrıları, kırılmak üzere olan kemikleri vardır. Sinire yapışıklığı olan kemiklerinde çok şiddetli ağrı duyarlar. İşte bu şikayetlerini düzeltmeye yönelik de ışın tedavisi yapmaktayız, radyoterapi yapmaktayız. Biz hastaların tedavilerini yaparken mutlaka kan sayımı dediğimiz hemogramlarını kontrol ederiz. Bunun sebebi, farkında olmadan idrarla birlikte renk değişikliği gibi görünmüş olsa da, kanamalar varsa, basit kanama bile olmuş olsa, hastanın total vücudundaki eritrositlerinin düşmesine sebep olur ve o yüzden kan takviyelerine gerek olur. O yüzden mesane kanseri bizim için, özellikle hastalarda halsizlik şikayeti varsa, biz buradan şunu aklımızda tutmalıyız. İdrarla birlikte muhtemelen kanama oldu ve hastanın hemogramlarında düşme oldu diyebiliriz. Onun için özellikle hiçbir şikayeti de olmasa hastanın, idrar yaparken renk değişikliği varsa, kızarıklık renk değişikliği varsa, yine hastanın kesik kesik idrara gitme durumu varsa, tam idrarını boşaltamaması şikayetleri varsa, sık sık idrara gidiyorsa, idrarını yaparken ağrısı, yanması varsa, ya aman ben üşütmüşümdür, herhangi bir sıkıntı yoktur diye küçümsememek lazım. Mutlaka üroloji doktorunun gözetiminde olmakta şarttır diyebilirim. Evet, bu çok önemli. Evreleri geçirmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Süreyya Hocam, peki mesane kanseri evrelerinin belirlenmesi nasıl oluyor? Mesane kanserinin evrelerinin belirlenmesi radyolojik görüntülemelerle olmaktadır. Nasıl görüntülemeler yapılıyor? Hastaya tüm batın MR çekimi olur. MR çekimine uygun değilse, hani belki hastada platin vardır, farklı sebepler vardır, çekilemeyecek durumdaysa, o zaman tomografi ile çekmekteyiz. Görüntülemelerini yapmaktayız. Kemiklere hastalığın sıçrayıp sıçramadığını görmek için de tüm vücut kemik sintigrafisini görürüz. Ona göre değerlendirmeleri yaparız. Diğer organlarında hastalık olup olmadığı ile ilgili akciğer tomografisini çekeriz biz bu hastalarda. Bütün total, bütün vücudunda hastalığın yayılımı ile ilgili radyolojik görüntülerini hastanın durumuna göre önceliklerimizi biz beliririz. Ya MR, ya tomografi, ya direkt grafileriyle yolumuzu çizeriz diyebiliriz. Bununla birlikte de hocam, tabii mesane kanserinin de hücrelerinin dereceleri de var. Evet. Peki nedir hücrelerinin derecesi mesane kanserinin? Şimdi mesane kanserinin içerisinde kanser oluşumunda üroloji doktorları sistoskopla mesane idrar kesesinin içerisine baktıklarında, içerisinde diyelim ki yüzeye yakın hücrelerde eğer bozukluk varsa, şekil değişiklikleri varsa, ona göre oralardan biyopsileri yapılıp patolojisine gitmektedir. Belki çok erken dönemde olur. Diyelim ki artık yüzeydeki hücreleri değil de, yüzeydeki dokuyu değil, iç taraftaki kas tabakasına geçmiştir. Yani içerisindeki kas tabakasına ulaştığı zaman artık hastanın evresi ilerlemektedir. Yani hastanın tedavi başarısı düşmektedir. Niye erken teşhis diyoruz? Evet. Çok erken vakitte üroloji doktoruna gidip muayene olursa, çok erken dönemlerde yapılıp tedavisi ona göre yapılmaktadır. Tabii zaman zaman o bölgelere yüzeyel olan tümörlerde aşı tedavisi dediğimiz tüberküloz tedavisi, tüberküloz aşısı gibi, onun branşı üroloji doktorları olduğu için çok detaylı size bilgi veremeyeceğim, ama bununla ilgili de ilk yüzeyel tedavilerde, daha bizim ışın ve kemoterapiye gerek duymadan
Onlar kendileri bu bölgelere tüberküloz aşısı gibi oradaki hücrelerin sağlığını korumak amacıyla yapılan idrar kesesinin içerisine uygulanan bir ilaçtır, bir tedavi yöntemidir diyebilirim. Peki tedavi yöntemleri dediğiniz ilaç kullanımı ya da cerrahi operasyon ameliyatı da var mıdır mesane kanserinde? Kesinlikle vardır. Cerrahi operasyonlar eğer hastalık mesane dediğimiz idrar kesesinin tamamına yayılmışsa, kas dokusuna da yayılmışsa, cerrahi olarak idrar kesesi tamamen çıkarılır. Onun yerine şimdi yeni teknolojilerde yapay idrar kesesi yapılıp sanki hastanın kendi idrar kesesiymiş gibi işlem görecek şekilde cerrahi çok gelişmiştir. Sırf mesane ile sınırlı olan hastalıklarda. Ama bu mesanenin dışındaki lenf notlarını da artık içine almışsa o zaman hastalara yapılan cerrahi yeterli olmaz. Onun üzerine kemoterapi ve radyoterapi eklenmesi şarttır diyebiliriz. Yani yapay idrar kesesi hastaya daha konforlu bir hayat sağlar. Ama bunun kararını cerrahın en doğru kararı üroloji doktoru, yani cerrahı karar verir. Hasta için bu uygunsa, yaşı, hastanın genel durumu, hastanın ek hastalıklarının olup olmamasıyla ilgili en doğru kararı cerrah verir. Eğer bu hastaya yapay mesane uygunsa, yapay mesane ile hayatını idame ettirebilir diyebiliriz. Peki kişi böbrek hastası ise hocam? Hastanın böbrek hastasıysa işler daha yani hem mesane tümörü hem böbrek hastasıysa o zaman işleri biraz daha karışır. Çünkü böbrek hastalarının belli bir kapasite, böbrekleri belli bir kapasitenin altında çalışıyorsa hasta zaten diyalize girmesi gerekmektedir. Yine onun da kişiye göre tedavi dediğim budur. Hasta için en uygun olanı hangisidir? Biz şöyle düşünüyoruz. Hastalığın en sıçrayıcı tipi hangi organdaysa direkt ona müdahale ediyoruz. Yavaş üreyen tümörlerden ziyade hızlı üreyen tümör, iki tümörü varsa hastanın vücudunda hızlı üreyen tümöre daha çabuk müdahale etmemiz gerekir. Çünkü başımıza daha büyük işler açabilir. Onun için bu kararı hekim kendisi verir. Böbrek hastalığı eğer kronik böbrek hastasıysa, yani diyaliz hastasıysa bu hastalarda da maalesef tabii ki enfeksiyon riski çok daha yüksektir. O yüzden tedavi başarısı birazcık daha enfeksiyon onun tedavi başarısını biraz daha düşürür. Ama olmayacak diye bir şey yok kesinlikle. Mutlaka tedavisi vardır ve en iyi, yani hasta için en iyisi, en konforlusu neyse ona göre tedavisi karar verilir diyebiliriz. Süleyman Hocam, birçok kanser türlerinde ya geçiyor, tekrar devam etmiyor hastalık, evet, belirtileri oluşmuyor. Ama bazı kanserlerde de süreç uzayabiliyor. Peki, kesinlikle. Mesane kanserine geldiğimiz zaman kişi tedavisini gördü, tekrar edebilir mi hastalık? Hastalığın tekrar etme riski her kanser türü için ilk 2 yıl çok önemlidir. İlk 2 yıl hastalığın tekrar etme riski çok yüksektir. O yüzden çok sıkı takipte olmak gerekir. Hekimle en az 2 ayda bir, 3 ayda bir düzenli kontrollerini yaptırması gerekmektedir. Tedavisi bittikten sonra da. Bundan sonraki 5 yıl da bizim için çok önemlidir ama ilk 2 yıl çok daha önemli. Onu söyleyebiliriz. Nasıl dikkat edecek hastamız kendisine? Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Sigara dediniz. Evet, sigara. Sigara içiyorsa zaten bu teşhis konduktan sonra mutlaka sigarayı bırakması gerekir. Çünkü tekrar zemin hazırlar, enfeksiyon zeminini hazırlar, kanser oluşum riskini daha devam ettirir. O yüzden sigarayı mutlaka bırakması gerekmektedir. Onun haricinde de dikkatli, sağlıklı beslenmesi gerekir. Stresten uzak olması gerekir. Moralini yüksek tutması gerekir. Ve bu hastalıkla ben başaracağım, ben bu hastalığı halledeceğim diye kendi içinden bunu mutlaka söylemesi gerekir. Bunu yaşaması gerekir.
Ama tabii ki hastanın yanında hasta yakınlarına da çok büyük bir iş düşüyor, evet, işte maalesef. En önemli konulardan birisi evet, de bu. Hasta sadece, yakınları neler yapacaklar, nasıl dikkat edecekler? Hasta yakınları bir kere enfeksiyon açısından, gribal enfeksiyonlular varsa çevresinde onlar hastamızdan uzak olacaklar. Yani şu andaki bizlerin yaptığı gibi evet, sosyal mesafeyi koruyacaklar. Sosyal mesafeyi koruyacaklar. Mutlaka hani ellerini düzenli bir şekilde yıkayacaklar, sabunlayacaklar. Çünkü enfeksiyon riski çok yüksektir. Neden? Kişi cerrahi olur, arkasından kemoterapi, arkasından radyoterapi de olursa vücudu zaten çok hassas olur. Yani çok yoğun bir tedaviden geçtiği için enfeksiyona açık hale gelebilir. Onun için de hasta yakınları biraz temizliğine çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu bir. İkincisi, moralini yüksek tutması gerekmektedir. Hastalarımız, kanser hastaları genellikle kendilerini eve bağlayıp böyle dışarısı sosyal hayattan, dışarıdaki hayattan içeriye kendilerini kapatıp morali bozuk bir şekilde öyle devam etmek isterler. Bunu asla yapmayacaklar. Açık havada mutlaka yarım saat 40 dakika yürüyüş yapmalarını istiyorum. Bunu bütün hastalardan istiyorum, kanser hastalarından. O vücuttaki adrenalini noradrenaline çevirir ve hastanın stresini azaltır. Bu çok önemlidir. Bunun haricinde bir hobisi varsa, işte o kişi resim çiziyorsa, karikatür yapıyorsa, sesi iyiyse veyahut da işte güzel sanatlarla ilgili bir şeyi varsa, kendisine bunlara uğraşacak meşgalesi olması gerekiyor. Onun haricinde uykusuna çok dikkat edecek. Uyku bizim için çok önemli. Evet, uyku düzeni. Peki uyku düzenine nasıl dikkat edeceğiz? Bunu sadece kanser hastalarımız için değil, normal insanlar için de önemli. Bir kere uyumadan önce, yani hani uyku, belli bir uyku saati vardır. Ondan birkaç saat önce işte ıhlamurdu, melisa çayları, bitkisel çaylarla bir rahatlatması gerekiyor kendisini. Onu strese sokacak şeyler, kafasını kurcalayacak şeylerden uzak durması gerekiyor. Eğer bunları yapamazsa, hani bazen insanın aşamayacağı şeyler olabilir, o zaman mutlaka bir psikolojik destek alması gerekir ki en azından bu uzun yolu daha rahat bir şekilde atlatması adına psikolojik destek alması gerekir. Belki bir onu hafif rahatlatıcı bir şeylerden destek alabilir. Bunun haricinde işte yediklerine dikkat etmesi besinlerine gerekiyor. Besinleri, işte çok fazla konserve türü besinlerde, işlenmiş gıdalardan uzak durması gerekiyor. Konserveden uzak olacak, işte işlenmiş tür olan değil de daha çok sebze, taze sebze ve meyveleri tüketmesini, mevsiminde sebze ve meyveyi tüketmesini istiyoruz. Ve en az günde 8-10 bardak su içmesini istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bunları, mesane kanser için de mi önemli hocam? Bütün kanserler için söylüyorum. Mesane kanseri için eğer doktoru uygun görürse, doktorunun direktiflerinden kesinlikle dışarı çıkmaması gerekiyor. Sıvı alımını kontrol etmesi gerekiyor. Mutlaka sıvısız kalmaması gerekiyor vücudunun. Süleyman Hocam, konuşmamızın arasında erkeklerde işte %7, kadınlarda %13 dediniz sıklıkla görünme oranı. Neden peki kadınlarda biraz daha böyle az görünüyor, erkeklerde daha sık evet, görünüyor? Dünya genelinde mesane kanseri 7. sırada. Evet. Erkeklerde, kadınlarda ise 13. sırada. Niye böyle? Çünkü mesane kanserinin asıl oluşum sebebi, en önemli faktörü sigaradır. Sigara kullanımı erkeklerde çok daha fazla olduğu için erkeklerde mesane kanseri, yani idrar kesesi kanseri görülme olasılığı çok daha yüksektir. Süleyman Hocam, kadınlar da çok içiyor sigarayı. Şöyle bir durum var. Akciğer kanserlerinde bundan 5 yıl öncesinde kadınların daha az sigara içtiği dönemlerde kadınlarla erkekler karşılaştırıldığında kadınlarda erkeklere göre 5 kat 7 kat daha az görülmekteydi. Ama inanın son yıllarda 2'ye 1 oranına çıkmış durumda. Yani akciğer kanserinde kadınların sigara kullanımına bağlı akciğer kanser görülme oranı maalesef çok hızlı bir şekilde yükselmektedir. Burada da mesane kanserine de yansımaları mutlaka olacaktır.
Ondan dolayı kadınların da sigara içmekle ilgili dikkat etmeleri gerekir. Yani sigara içmemeleri gerekir. Ama erkeklerde çok daha fazla sigara içmesi görüldüğü için bunu dünya geneliyle Türkiye'yi karşılaştırdığımızda dünyada erkeklerdeki mesane kanser görünme oranı 7. sıradayken Türkiye'de 4. sırada. Yani bu kadar çok Türkiye'de daha fazla görülüyor. Yani ondan dolayı da sigara önemli bizim için. Sigara kullanımı. Kadınlardaki idrar renginin değişmesi, kanamalar olması, farklı jinekolojik rahatsızlıklardan dolayı mesane kanserlerinin görüldüğünde teşhis konması biraz daha gecikebiliyor. Çünkü kadın doğuma gidip belki hani rahimdendir, rahim ağzındandır falan diye bir şey yapılabiliyor. Kaymalar olabiliyor teşhisin erken konması ile ilgili. Ama erkeklerde böyle değil. Erkeklerde idrar rengi değiştiği zaman mutlaka üroloji doktoruna gitmeleri şart. Ondan dolayı da bizim için idrar kesesi kanserleri önemli. Buna vurgu yapmak için artık Aralık ayı, özür diliyorum, Mayıs ayı mesane kanserleri farkındalık ayı olarak artık kutlanma farkındalık ayı oluşturulmuştur yani, ki bu hocam demek ki mesane kanseri gitgide daha yayılıyor. Evet. Yani farkındalık ayı olarak Mayıs ayında işte nasıl meme evet. kanserinde Nisan ayının ilk haftalarında farkındalık Aynen. haftası olarak artık insanları bilgilendiriliyor, bilinçlendiriliyor. Mesane kanserinin de ne kadar önemli olduğunu bilmek zorundayız. Yani ben yakalanmam diye bir durum yok. Kesinlikle. Şu anda özellikle Mayıs ayında üroloji doktorlarının da gözetiminde evet. sık toplantılar yapılmakta. Bilgilendirme toplantıları yapılmakta ki halk bilinçlensin, bilsin. Çünkü sigarayla hiçbir bağlantısı olduğunu aklının ucundan bile geçmez bu olayları bilmeyen. Ama ne kadar sigara çok kullanıyorsak mesane kanserine yakalanma riskimiz o kadar yüksektir. Dikkatli olacağız. İdrar rengimiz değiştiğinde, idrar yapma alışkanlığımızda değişiklik olduğunda mutlaka hafife alıp ya enfeksiyondur evet. geçer diye düşünmeden dikkatli bir şekilde check-up'ımızı yaptırıp düzenli tetkiklerimizi yaptırmamız şart. Hafife alınacak bir hastalık değil. Hafife alınacak bir hastalık asla değil. Çünkü tedavisi hem meşakkatli, hem uzun süreli, hem pahalı, hem hasta için çok yorucu. Onun için ne kadar erken teşhis edersek o kadar çabuk tedavisine ulaşırız diyebiliriz. Ve yine belirtiyoruz, üstüne basa basa belirtiyoruz Kesinlikle. Hocam. Mesane kanserinin en büyük etkisi sigara. En büyük etkisi diyebiliriz. Evet, sigara kullanımını ya azaltacağız ya da bırakacağız. Çünkü sonuç itibariyle bir mesane kanseriyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Böyle Kesinlikle. Bir vakayla karşılaşabilirsiniz. Kesinlikle, doğru. Bu bizim için çok önemli. Sigara kullanımı mesane kanseriyle bağlantısı çok önemli diyebiliriz. Evet. Kanserde erken tanı çok önemli. Erken teşhis çok önemli. Çünkü evet kanser belki kulağa hoş gelmeyebilir ama hastalıkta iyileşilebiliyor. Kesinlikle. Dünyada görülen hastalıklar arasında kanser kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sıradadır. En sık görülen hastalıklar arasında ama çok erken teşhis edildiğinde çok güzel sonuçlar almaktayız. Evet. Sonraki yaşantımıza normal bir şekilde devam etmekteyiz diyebiliriz. Peki Züleyha Hocam, aldığınız olumlu sonuçlarda peki hastaların yaklaşımı nasıl oluyor? Aldığımız mutluluğu yaşamak gerekiyor. Çok mutluluk verici bir şey. Gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Geçen bu haftanın içerisinde önceki haftalarda birkaç hafta önceydi şehir dışından gelen ambulansla gelen bir hastam vardı. Çok genç bir hastamdı. Ve geldiğinde yatağa bağlıydı yani. Çok böyle yürüyecek durumu bile yoktu. Tedaviye başladıktan sonra onun hareketlenmesi, onun normal kalkması, onun bizimle iletişim kurması o hiç tarif edilemez bir duygu. Gerçekten çok mutluluk verici bir duygu. Onun en azından böyle hani iyileştiğini gözümüzün önünde görerek
gözlemlememiz çok güzel bir şey. Teşhis önemli, erken teşhis çok önemli. Ne kadar erken teşhis edersek tedavi başarımız o kadar yüksek olur. Ama yine de moralimizi bozmayalım. Yani yok teşhis edilemedi, şöyle böyle diye mutsuzluk, umutsuzluğa ama kapılmamalı. Ama teşhis edilememe diye bir olasılık da yok hocam. Çünkü kesinlikle. Teknoloji çok gelişti. Evet. Sizler bakın şu zor süreçte dahi evet. Onkologlar hep 7/24 işinin başındaydı. Kesinlikle. Neden? Çünkü bu hastalık yani yarına ya da bir güne gel denilecek bir hastalık değil. Bu kadar süre geçti. Bu kadar süre içerisinde koronayla ilgili evet. O kadar sıkıntılı dönemlerden geçtik ama hastalarımızı bir gün bile olsun eksik bırakmadık tedavilerine. Tedaviye giriş yerlerini değiştirdik, giriş çıkışlarını düzenledik. Onlar için en uygun neyse hani enfeksiyondan korunmak adına onları yapmaya çalıştık ama tedavisiz kalmadılar. Onu söyleyebiliriz. Hepsini aldılar. Hiçbir sıkıntısız bir şekilde. Bütün seanslarını aldılar diyebilirim. Evet. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliriz. Evet hocam, sizinle birçok programdan yaptık Züleyha hocam. Evet, kanser kulağı yine söylüyoruz, hoş gelmiyor ama siz doktorlarımız, hekimlerimiz, bilim insanlarımız, hastalarımıza yaklaşımınız da çok önemli. Onları böyle incitmeden ve bütün sordukları cevabı tatmin edici cevaplarla alaraktan onların duygularını bizler paylaştık. Elimizden geldiğince hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastalıklı... Avrasya Hastanesi'nin bir güzel bir özelliği de bu diyelim. Kesinlikle. Hocam. Avrasya Hastanesi'nde 15. yılımı bitirdim ben zaten. Hastalar önemli olan cihazlarımız çok güzel. Radyoterapi cihazlarımız en son teknoloji. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama o hastayı o cihaza getirene kadar ki morali çok önemli. O moraliyle, o moralini bozmadan, o umudunu kaybetmeden, o yoluna devam edip, tedavi cihazına yatırıp, çıkartıp, ondan sonra yoluna devam etmesi çok daha önemli bir şey. Yoksa sadece hani teknolojinin ilerlemesiyle değil, aynı zamanda hastanın psikolojisi de kanser hastalıklarında çok önemli. Biz de buna elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz diyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son toparlayacak olursak şu anda evlerinde bizleri izleyen birçok güzel insanımız var. Seyircilerimiz var. Tabii bugün de bayramın birinci günü olması münasebetiyle kısıtlamalar var Türkiye genelinde. 81 ilde kısıtlama var. Evet. Tabii evimizdeyiz. Bayramlaşmalarımız biraz buruk geçiyor evet. Bugünlerde. Ama tabii ki ilerleyen süreçlerde o eski günleri tekrar bir sonraki bayramlarda eski günlerimize döneceğimize inanıyorum inşallah. Neler söyleyebiliriz izleyenlerimize? Şöyle kısaca toparlayacak olursak. Evet. Öncelikle kanser hastalığı çok önemli ama diğer hastalıklar da çok önemli. Hiçbir şekilde hastalığı hafife almamak gerekir. Erken teşhis etmemiz gerekiyor. Erken teşhis hayat kurtarır. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Ufak tefek şikayetlerimizi önemsememek yerine onlarla ilgili mutlaka doktora başvurmamız gerekiyor. Şikayetlerimizin çözüme ulaşana kadar tetkik yaptırıp bütün o tetkiklerimizi kenarda bir dosyalamamız gerekmektedir. Sağlık çok önemli. O yüzden onu kaybetmeden elimizden geldiğince elimizde tutmaya çalışalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değer vakitlerinizi bizlere ayırdınız. Ve bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü tüm ekranları başında bizleri takip eden Kanal 58 izleyenlerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Evlerimizdeyiz. Sosyal mesafeyi koruyarak bayramımızı geçiriyoruz. Ziyaretlerimizi yapmıyoruz ama gelecek bayramlarda hep birlikte güzel günler yaşayacağımıza inanıyoruz. Ve siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize de efendim hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. Şifa dolu günler sizin olsun. Hayırlı bayramlar. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı
ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.